keeps running and playing your fundamental. I wanna run away, it's not secret. Who you looking for? Who's your toy? Keep your head up. I'm a killer, 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 bang, 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 bang. I'm a killer, 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 bang, 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 bang. Murder, 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 murder. I'm a killer, 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 bang, 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 bang. Kıssalara gelirsek, evet hocam, kıssalar işte bu Kur'an okuma, bu hüküm çıkarma alışkanlığımız kıssalara da şöyle yansıdı. Kur'an'daki her bir kıssa müstakil tek başına şöyle Kur'an'ın bütünlüğünden çekip şuraya koyduğumda apayrı bir içerik, bir mesaj, bir anlam taşır. Taşımaz. Taşımaz. Anlamı Kur'an-ı Kerim'in, peygamberin hayat tecrübesi içerisinde saklıdır. Kitapla peygamber Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor ya. Evet. İki ayrı şeye itaat edin demiyor. Demiyor, evet. Allah'a itaat demek Resul'e itaat demektir. Resul'e itaat demek Allah'a itaat demektir. Neden? Bazen herhalde muhatap kitle peygamberi herhalde o da bir hanımın eşi, bir çocuğun babası, bizim mahalleden arkadaşımız diye bazen herhalde şeyi kaçırıyor. Senli benli gibi bir muameleye başlıyor. Kur'an-ı Kerim oraya Allah desteğini hemen peygamberin arkasına koyup bir dakika bir dakika siz herhalde kimle konuştuğunuzu ve kimle muhatap olduğunuzu unutuyorsunuz gibi bir destektir. Resulün söylediği Allah'ın adına söyle, ikra bismi derken Rabbinin namına konuş söyle diyor. Dolayısıyla peygamberi kitaptan ayıramazsınız. Hatta illa bir kategorik ayrım yapacaksanız ben size derim ki bu biraz da Hazreti İsa'nın İncil'deki dili gibi oldu ama ben size derim ki Resulullah hayatın içerisindeki Kur'an'la kıyaslandığında daha önde giderdi. Yani biraz böyle Kur'an'ın hayata pratiği olması hasebiyle, değil mi hocam? Sabahleyin peygamber, yani şimdi Kur'an, sünnet, icma, kıyas denkleminden yola çıkarsak peygamberin hayat tecrübesini herhalde şöyle tasarlıyoruz biz. Yani evden sabah adımını atamıyor. Niye? O günün ayeti daha gelmedi. Güzel. Durdu, bekliyor. Niye? Ayet gelecek. Peygamber de harekete geç. Öyle mi oluyor zannediyorsunuz? Hayat akıp gidiyor. Peygamber reflekslerini koyuyor. Ne yapması gerekirse yapıyor. Cenab-ı Allah yaptıklarını onaylıyor, çoğu zaman tescilliyor ve bu zaman resmileşiyor işte. Evet. Gerektiği yerde de gerektiği yerde de bak bu tasarrufunda bir hata oldu deyip düzeltiyor. Düzeltiyor. Yani peygamber önde gidiyor, Kur'an arkadan. Ya tescilliyor, ya ikaz ediyor, ya doğrultuyor, ya istikametini böyle olmadı, şöyle. Evet, evet, böyleydi.